değil mi? 2,5 yıl oldu ve yarısı bitti, yarısı kaldı. Evet. Çoğu gitti, azı mı kaldı, azı gitti, çoğu mu kaldı? Neler yaptınız, neleri yapamadınız, neleri yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi neler yaptığımızla ilgili bana müsaade ederseniz... Buyurun istediğiniz kadar. Yalnız lütfen onları kaybetmeyin. Tamam, yok. Çünkü geçen hafta Mansur Başkan 50 tane proje anlattı. Bir tanesini oradan bulamayınca vay projesi yok dediler. Aman yok. Onlara sahip çıkın. Onlar hazır. Yani her biriyle ilgili de ne sorarsanız cevap vermeye gayret edeceğim şekilde planladım. Ama ben bir şey yapmak istiyorum. Eğer izin verirseniz buyurun. Bu 2,5 yılı 2,5 dakikaya sığdırmak istedim. Sığmaz. Biraz aşabilirim ama böyle 3-3,5 dakikalar civarında. Bak istediğiniz kadar. Çok hızlı bir okuyayım istiyorum tamam. Müsaade ederseniz. Tamam. 2019'da %12 seviyesinde olan 2,5 milyar liralık Fahrettin Altay Nalidere metrosunu %80'e ulaştırdık. Temelini Şubat ayında attığımız 1 milyar 250 milyon liralık Çiğli tramvayının %17'sini tamamladık. 11 milyar liralık bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak 3 yol Buca metro hattının yapım ihalesini 6 Eylül'de gerçekleştiriyoruz. 364'ü tek seferde olmak üzere 647 milyon liralık 451 otobüs satın aldık. 137 milyon lira yatırımla 2 yeni feribot aldık. Halk taşıt uygulamasıyla her gün 5-7 arası ve 19-20 saatleri arasında %50 indirimli ulaşım uygulamasını başlattık. 2,5 yılda yaklaşık 1.2 milyar liralık kentsel dönüşüm projesinin yapımını başlattık. 874 konut ve 86 iş yeri olmak üzere 960 bağımsız evin anahtar teslimini yaptık. Buca'yı otogara bağlayacak ekspres yol ve İzmir'in en uzun karayolu tünelini 1 milyar lira maliyetle yapıyoruz. Birinci etap kapsamındaki 2 viyadük, 2 karayolu alt geçidi ve 1 üst geçidi inşaatının %80'ini tamamladık. 429 milyon liraya mal olacak Türkiye'nin en modern opera binasının yapımının %45'ini tamamladık. 2023'te açıyoruz. Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkını 42 milyon lira maliyetle Bayraklık'ta yaptık. Eylül ayında açıyoruz. 240 milyon liralık yatırımla Harmandağ'da depolanan atıklardan 190 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik enerjisi üreten biyogaz tesisini hizmete açtık. Avrupa'nın en büyük entegre katı atık yönetim tesisini 446 milyon liralık maliyetle Ödemiş'te bir diğerini 96 milyonluk yatırımla Bergama'da kurduk. Günde 20 ton tıbbi atığın işlendiği Menemen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisini 45 milyon yatırımla tamamladık. Sokak hayvanları için 1500 köpek kapasiteli Avrupa Standartları Rehabilitasyon Merkezi kurduk. Ekim ayında açıyoruz. 16 milyon liralık yatırımla yarı olimpik yüzme havuzunu Bornova'da açtık. Dikili, Foça, Torbalı, Bergama, Çeşme ve kent genelinde toplam 727 kilometre içme suyu hattını yeniledik. 633 milyon liralık yatırımla kayıp ve kaçakları engelledik. 174 milyon lira yatırımla Urla'da 53 kilometre, Ödemiş'te 15 kilometre, Karaburun Mordağı'nda 100 kilometrelik atık su hattının yapımını tamamladık. Kemalpaşa'da 105 kilometrelik atık su hattının yapımı ise 6 ay içinde tamamlanıyor. Foça Gerenköy atık su arıtma tesisi tamamlandı. Mevcut 67 tesisi 93'e çıkarmak üzere çalışmalara başladık. Arıtma yatırımları için 442 milyon lira yatırım yaptık. Temiz Körfez için 2 yılda 71 kilometre yağmur suyu yağıştırmasını tamamladık. 126 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatını 187,5 milyon lira yatırımla başladık. 175 bin metrekare büyüklüğündeki Beşiktaş rekreasyon alanını 17,3 milyon liralık yatırımla tamamlamak üzereyiz. Mavişehir'de özellikle kış aylarında deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlara son verecek kıyı rehabilitasyon projesi için 37 milyon liralık yatırım yaptık. 160 araç ve 38 motosiklet kapasiteli Selvi Yeraltı Otoparkı'nın 18,9 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik. Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek için 200 milyon liralık yatırım yapıyoruz. 200 bin metrekarelik alanda hayata geçirecek Portakal Vadisi projesi için 26,6 milyon liralık bütçe ayırdık. 8 yeni masal evini hizmete açtık. Karabağlar'da yapımı tamamlamak üzere olan Mustafa Necati Kültür Merkezi için 15,6 milyon lira harcadık. Bayındır'da 90 milyon lira yatırım maliyetiyle günde 100 ton süt işleyecek. Süt işleme fabrikasını kuruyoruz. Temelini Eylül sonunda atıyoruz. Günlük 6 ton işletme kapasitesine sahip Ödemiş et işletme tesisini 9 milyonluk yatırımla hayata geçiriyoruz. Tesis Ekim 2021'de faaliyete geçecek ve üreteceği yılda 75 milyon lira kazandıracağız. Bergama'da 25 milyon liralık yatırımla günlük 5 ton kapasiteli meyve sebze kurutma ve şoklama tesisi kuruyoruz. Tarımı desteklemek için ürün alımı yaptığımız kooperatif sayısı 60'ı, üretici kooperatiflerden yapılan alım miktarı ise 365 milyon lirayı aştı. Sasalı'da İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi'ni kurduk. İzmir'de 960 bin kilometre yeni yeşil alan yarattık. 900 milyon liralık yatırımla 10 metre genişliğinde 1865 kilometre yola eşdeğer sıcak asfalt serdik. 310 milyon liralık yatırımla 5 metre genişliğinde 1140 kilometre yola eşdeğer statik kaplama yaparak üretim yollarını kışın çamurdan yazın tozdan kurtararak üreticinin verimini arttırdık. 202 milyon liralık yatırımla ortalama 5 metre genişliğinde 687 kilometre uzunluğunda kilit parke taş döşedik. Asfalt kilit parke statik kaplama çalışmaları için 1 milyar 412 milyon lira yatırım yaptık. Paylaşımlı yolda 87 kilometreye ulaşan bisiklet yollarının uygulanacak yeni düzenleme beraber 107 kilometreyi çıkartıyoruz. 2019 yılından bugüne toplam 123.268 vatandaşımıza 112 milyon 191 bin lira nakit desteğinde bulunduk.
Maşallah. Burada keseyim. Nefesim kesildi. Çok hızlı okudunuz. Bitti. Bitti. Ana başlıklarını saymaya çalıştım. Başkan, daha çok hikaye var. Hakikaten ama... alemsiniz başkan. Sağ olun, büyük bir olmayı. Nefes nefes okudunuz. Sağ olun. Ben dinlerken benim nefesim kesildi. Bir ara dedik herhalde başkan kalacak bir yerde. Epey bir şey yapmışsınız gördüğüm üzere. Şunu merak ettim. Şimdi saydığınız paraları topladım ben. Birkaç milyar TL. Doğru. Yani 3 milyar TL yaklaşık galiba. Çok doğru. Daha fazlası var. Biz sadece 2020 bütçesinden %42'sini yatırıma ayırdık. Türkiye'de bütçesinin %42'sini yatırıma ayıran başka bir belediye yok bildiğim kadarıyla. Bu da 2020 için 3,5 milyar lira civarında bir rakama denk geliyor. Biz 2019'dan bu yana 9,9 milyar liralık yatırım yaptık. Bütçemizin büyük bölümünü yatırıma harcıyoruz. Dolayısıyla bu rakamlar hepsi yatırım rakamlarıdır. Ve hepsi yatırım için yapılan... Peki başkan para sorunu var mı belediyenin? Çünkü bütün belediyelerin borç sorunu var. Sizin de bir elbette, miktar var biliyorum. Şimdi mesela bazı belediyelerde özellikle belediye meclisinin AK Parti veya muhalefette... belediyenin ise CHP'de olduğu yerlerde meclisle belediye arasındaki çekişmeden ötürü bazı işler yürüyemiyor. Sizde böyle bir sıkıntı var mı? Ve bir de bu metroları falan saydınız, tren, demir yolunu saydınız, raylı sistemi saydınız. Bunlarda merkezi hükümetin desteği ne oranda var? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani birkaç uç noktaya gideceğim ama hepsi gerçek. İzmir'de Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bir metre metro tüneli yoktur. Yok mu? Tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla yaptığı yatırımlardır. Bunu bir tarafa koymak lazım. İkincisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde aldığımız meclis kararlarının %90'dan fazlası oy birliği alınmaktadır. Bu da çok kıymetli yani bir özellik. AK Partililer hem MHP'ler hepsi. MHP'liler, hep İYİ Partililer hep beraber %90'dan fazlasını oy birliğiyle geçiriyoruz. Bu da çok iftihar ettiğimiz, çok iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir şey. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor. Pandemi döneminde özellikle gerçekten ciddi anlamda ekonomik sıkıntı yaşandı. Toplu ulaşımda neredeyse %50'nin altında seyrediyor. 1,5 yıldır toplam günlük zaten miktarı. Zarar eden bir sistemi daha zaten da zararlı ediyor. Aynen öyle. Dolayısıyla sübvanse etmek durumunda kalıyoruz. Bu da bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'ne ciddi külfet yüklüyor. Bizim bu 2,5 yıl içinde net 600 milyon lira bir ilave borçlanmamız oldu. 3 milyar 900 milyon liralık bir borç ihdas ettik, borçlandık. 3,3 milyar liralık da borç ödemesi gerçekleştirdik. Dolayısıyla net rakam 600 milyon lira civarında bir ek borçlanmaya gittik. Bu süre içinde ama şunu söylemek isterim. Bu borçlanma büyük ölçüde bizim yurt dışı finansman kaynağı yaratmamız şeklinde tecelli ediyor. Yurt dışından. Yurt dışından. Ve bugüne kadar tamamı hazine garantisi olmaksızın kendi öz gücümüzle, öz kaynaklarımızla verdiğimiz itibarla, yarattığımız itibarla ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek kredibilitesi nedeniyle böyle oluyor. Mesela geçen hafta Mansur Başkan Ankara Belediyesi'nin kredi notunun AA olduğunu söyledi. Doğru. İzmir'in de öyle mi? Aynen öyle. Bizim de en yüksek kredi notuna sahibiz. Çünkü bütün bu süreçler, işte pandemi süreci, daha önce yapılmış olan borçlanmalar hepsi vadesinde ödenir. Hiçbir gün sekmez. Ve bu uluslararası finans çevrelerinde çok iyi bilinir. Bir tane örnek vereyim buna, somut bir örnek. Asya Altyapı Yatırım Bankası, Çin mahreçli bir bankadır. Hı hı. Tarihinde ilk defa bir belediyeye 50 milyon euro kredi kullandırdı. Tarihinde ilk defa bir belediyeye. Ve bu belediye de Türkiye'de İzmir Büyükşehir Belediyesi. Ve biz 2019'da %12 seviyesinde aldığımız Narlıdere metrosunu bugün %80 seviyesinde tamamlamış durumdayız. 125. Yani sizin görev süreniz önce açılacak o zaman. Tabii tabii. 2023'ün başında en geç açmış olacağız. 7.2 kilometrelik bir hat ve tünelleri tamamen bitmiş vaziyette. Sadece istasyonların yapımı ile ilgili süreç devam ediyor. Ama burada asıl şunu söylemek istiyorum. Bunlar, bu borçlanmalar aslında kaynak yaratmak anlamına geliyor. Çünkü maliyet analizi yaptığınız zaman şu tablo ortaya çıkıyor. Vadesi, faizi bir yana koyarsanız, öbür tarafta yarattığı faydayı bir yana koyarsanız, biz istihdam yaratıyoruz, biz olağanüstü bir yatırım gerçekleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla bunlara borç diye bakmak istemiyorum. Çünkü bunlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hareket kabiliyetini arttıran ve uzun vadede fayda maliyetini çok yükselten girişimler oluyor.